Değerli arkadaşlar, kıymetli izleyiciler, Anadolu Zamanı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ağrı Merkez'e bağlı Taştekne Köyü'ndeyiz. Taştekne Köyü Ağrı Merkez'e 10 kilometre mesafede. Sağ olsun Aşkale Köyü'nün videosuna Yunus kardeşim bir yorum yapmıştı. Beni Taştekne Köyü'ne davet etti. Maruf abi kayınpeder oluyormuş kendisinin. Sağ olsunlar bizi güzel ağırladılar burada. Hava çok güzel, bahar geldi. Mayıs'ın son günlerindeyiz. Yanımda Ahmet abim var. Ahmet abim Maruf abimin kardeşi olur kendisi. Kocaeli'de yaşıyor. Maruf abim de Taştekne Köyü'nün muhtarı. Abi merhabalar, kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Merhabalar, sağ ol, iyi pazarlar. Abi bana kendinizi tanıtın. Hem izleyicilerimiz sizi bir tanısın hem de köyümüzü tanısınlar. Benim ismim Ahmet Kaya. 1974 doğumluyum. 92 senesinde Kocaeli'ye taşındım. Orada şu anda ikamet ediyorum. Evet abi. Vallahi biz bu mevsimde her zaman böyle senede bir sefer böyle Mayıs aylarında gelip kendi memleketimizi ziyaret ediyoruz. En güzel zamanlar da zaten Mayıs ayları. En güzel zaman da bu zaman yani. Aynen. Nasıl abi, gurbetlik zor mu? Vallahi zor, memleket özlemi illa ki insan, ben kendim çekiyorum. Memlekete gelmeden duramıyorum. Evet. Yani insan kendi memleketini bırakmaması lazım. Ya buralarda özlenmeyecek gibi yerler değil aslında. Benim çocukluğum hep buralarda geçmiş. Yani benim hayatımın en iyi anları burada geçirmişim. Maruf abi, siz biraz bize köyü anlatın abi. Köyden asıl mesul olan, köyü asıl bilen kişi sizsiniz. Tabii ki. İlk önce şuna değinmek istiyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şeref verdiniz. Tabii köyü tanıtmak, dışarıya da tanıtmak, dış ülkelere de tanıtmak güzel bir şeydir. En azından oradaki gurbetçilerimiz bizim köyü görüyorlar, özlemini bir nevi olsun gideriyorlar. Siz de bu işi teşvik ettiğiniz için buraya geldiniz, köyü çekiyorsunuz. Benim ismim Maruf Kaya, köy muhtarıyım. Benim ikinci dönemdir. Bizim köy 73 hanedir. Nüfusumuz 530'dır. Köyümüz şirin bir köydür. Ne işle uğraşır abi köyün insanları genellikle? Köyün insanı genellikle hayvan üzeri, çiftçilik işte. Gençlerimiz bir... Köyde bir de düğün var herhalde. Düğün var. Hayırlı uğurlu olsun. Düğünden de... Mehmet Rıza Yağan'ın düğünüdür. Evet. Allah mutlu mesut etsin. Artık düğün mevsimleri bu. Başladı. Başladı. Kaylısıyla en kötü günümüz böyle olsun. Amin. Ağrılılar genelde kışın kömüre, yazında düğüne çalışırız derler. Aslı var mı? Aynen. Güzel bir noktaya değindiniz. Doğrudur. Düğün olduğu zaman neşe vardır, huzur vardır. Birlik beraberlik vardır, yemek vardır. Gurbetteki, hemşehrileriniz tabii, çıkar gelir, bir görürler. Gurbetteki insanlarımız tabii. Buraya geliyorlar, özlemleri bitiriyorlar. Özlemleri gideriyorlar. Onun için nasıl anlatayım köyü artık? Abi köyün tarihi nedir? Kaç yıllık bir köy, bir de Kürtçe ismi vardı herhalde buranın. Kürtçe ismi, bizim Türkçe ismi Taştekne'dir. Kürtçe ismi Hamzikayşiğa diyorlar. Genelde de kendi aranızda Kürtçe isimlerini mi kullanıyorsunuz? Evet, böyle? Genel olarak Hamzika diyoruz. Evet. Ama yabancı geldiği zaman zaten ister istemez Türkçe evet. ismi var. Ama köyünüzde bir tabela olması güzel. Ağrı'da çoğu köyde tabela yok. Yok, elhamdülillah, elhamdülillah o konuda yok. Elhamdülillah o konuda biz biraz dikkat ediyoruz. Yani işaret önemlidir. Kesinlikle. Köyün girişi olsun, çıkışı olsun, işaret önemlidir. Diğer köylerde işte bu hurdacılar bir gelip götürüyorlar. Onlara da tavsiye etmiyorum. Yazık, günahtır. Çünkü en azından köyün belli ediyor. Hangi köy, yabancı bir insan geldiği zaman hangi köy olduğunu en azından bilir. Köyün merkeze yakın olmasının bir avantajı var mı köylüler için? İster istemez. Bir iş imkanı olsun. Şu anda Ağrı'da bir tekstil fabrikaları falan açıldı. Aşağı yukarı bir tane 10 tane gencimiz gidiyor çalışmaya. Evet. Yakın olmasa adam lokantada çalışıyor. Yakın olduğu için gidiyor, evet. Gidiş geliş yapıyor. Fırında çalışıyor, gidiş geliş yapıyor. Köyün servisi vardır. Sağ olsun saat 5.30'a 6'ya kadar evet. onları da bekliyor. Köy servisiniz de var. Tabii tabii, köy servisimiz var. Ekstradan köy kısmında herkeste bir mutlaka araç vardır. Evet. Taksi olsun, traktör olsun, kamyonet olsun mutlaka vardır. Elhamdülillah herkesin kapısında araç vardır yani. Köyde genç nüfus var mı abi? Gençler köyde duruyor mu yoksa çıkıp gidiyorlar mı? Vallahi genellikle şu anda gençler yoktur.
Niye diyeceksin yoktur? Çoğusu Avrupa. Avrupa'ya gidiyorlar. Çoğusu da dışarıda çalışıyorlar gurbette. Yani Türkiye bazı bölgelerinde çalışıyorlar. Bazıları da işte şehir merkezinde tekstilde işte efendim kahvesi var, lokantası var. Genç kısmı pek yoktur. Avrupa'da çok gurbetçi hemşeriniz var mı köylünüz? Tabii. Nerede bakarsan bak yine 30-40 evimizden fazla Avrupa'da var şu anda. Hangi ülkelerdeler genel olarak? Fransa, Almanya, Hollanda. Esas Avrupa'yı icat eden Eleşkirtlerdir. Evet. Tabii. Şimdi bir ara banka personeli vardı. Arkadaşlara dolar lazımdı. Dolar mark Avrupa merkezde bulmadılar. Eleşkirt'te buldular. Onun için Eleşkirt Avrupa'nın göbeği. Anladım. Diyebilirim. Türkiye'de hangi şehirlerde var genelde köylüleriniz? İzmir. Hemen her ilde İzmir, var. Genellikle İzmir, İstanbul, Çorlu, İzmit, Çorlu, yani Tekirdağ, Bursa. Tabii ki gitmişler ama ilişkini kesmemişler. Sağ olsunlar. İlişki şöyle kesmemişler, mutlaka bir yuvaları burada vardır, evet. Bir yerleri vardır. Olmazsa yine gelseler yine veririz. Nereye demişse orada bir yuva yapsınlar. Tabii bu toprak onların da toprağıdır, hepimizin toprağıdır. Özellikle bu köyde göç eden kardeşlerimiz ne zaman gelirseler kapımız açıktır. Ahmet abi sizin yolculuk bugündü herhalde. Evet ben de bugün yolcu olacağım. Kaç gündür köydesiniz abi, ne zaman? Valla bir 10 gün oldu geldim buraya. Ben de hiç pek şehir merkezine inmedim. Hep zaten böyle çayırda, çimende. Zaten aradığım bu. Kocaeli gibi bir yerde aynen. İnsan buna hasret kalıyor. Aynen evet. Öyle. Köyde neler yaptın abi 10 gün? Valla köyde dedim size anlattığım gibi de işte tarla, çayırlara, dağa çıktım mantar toplamaya. Ben şehir merkezine yani bu 10 gün içinde belki 2-3 sefer gitmemişim. Hep böyle araziyi gezmişim. O çıktığın zamanki ortamı, havayı bulabiliyor musun abi köyünde? Tabii muhakkak vardır. Ama köy biraz sakinleşmiş eskisi gibi değil. Eskide daha köyde böyle bir hava vardı yani. Evet. Bir canlılık vardı. Şimdi bakıyorum köyde pek kimse kalmamış yaşlılardan başka. Evet. Genelde öyle ama. Tabii yeni nesil zaten. Orta Anadolu'da bile aynen köyler artık boş. Yeni gençler zaten dediğim gibi Maruf Muhtarımız anlattığı gibi çoğu Avrupa ülkelerine gitmiş. Evet. Hani Türkiye içindeki illere dağılmış. Bunlar geçim nedeniyle gitmişlerdir. Valla hani bizim memleketimiz, ben memleketimi terk etmem. Bende de var o. Yani, yapamıyorum. İmkanı olsa yani gene gitmezdim herhalde. Etmem yani, yapamam yani. Ben geçse de bir ay dayanamam, geri gelirim. Köyde neler yetiştiriyorsunuz abi? Genelde insanlar tarım hayvancılıkla uğraşıyor dedi. Vallahi köyde şimdi eskide hep buğda arpaydı. Evet. Şimdi buğdan arpadan ziyade yonca ekiyorlar, fik ekiyorlar, yulaf ekiyorlar, sılaj ekiyorlar. Buna başladılar. Tabii buna başlamışlar. Ne güzel. Şimdi ben gittiğim köylerde genelde soruyorum. Dediğiniz gibi hep buğday, arpa. Aynen. Bu tarz şeyler yoktu ama hayvanlar için aslında bunlar daha değerli. Tabii. Şimdi Nuri Bey şunu söyleyeyim. Şimdi baraj tarafı onlar pancar ekebilir. Evet. Ama bizim her ne kadar da arazi nehirde varsa da biraz zahmetlidir. Pancarı da sulanma isteyen bir evet. Ama onların öyle değil. Direktmen kanaldan
tarlaya akıyor. Çok fazla sulu tarım yapamıyor musunuz o zaman? Aslında su güzel, ağrının etrafından dört bir yandan her tarafında su var. Her tarafında su var ağrının. Arazi gelen, büyük olunca büyük su mu yetmiyor olunca. Biraz? Sudan ziyade yani tarla su alttadır, tarla şeydedir. Evet. O motoruyla, mazotuyla işte efendim ne bileyim vinajörüyle biraz zahmetli oluyor. Maliyeti biraz pahalıyor. Ama baraj tarafı adam direktmen kanaldan tarlaya bırakıyor. Yani motoru evet. çalıştırmıyor vesaire pompayı çalıştırmıyor. Evet. Direktmen tarlaya akıyor. Onun için su da bizim nehirde eskisi gibi değildi. Şimdi eskiden nehirler çok coşuyordu. Evet. Şimdi bayağı da azalmış. Eski sular yok mu? Yok, eski sular yoktur. Eski sular olsaydı yine yerde amenla bir tarla azalır. Şimdi bizim insanlar hep buğda arpaya alışmışlar. Bizim araziyi çok verimli bir arazilerimiz var. Çok güzel. Bak bir de sulak yerleri çok. Şimdi sen buraya şu anda oturduğumuz yeri kalsa 3 metrede su çıkar. Bizim Konya'da artık 30 metrede su çıkmıyor. 30 metrede güneydoğuda adam 300 metreye kazıyor son taşı. Buralar öyle. Biraz bizim insanlar sanki tembelleşmiş. Azıcık onu soracaktım ama sen benden önce dem vurdun. Yani öyledir zaten. Yani soracaktım ben yani onun bilincindeyim. Yani sudan şikayet ediyor, yağmur yağmıyor, ekin olmuyor. Yahu senin tarlan dümdüz 3 metrede su çıkıyorsa vur bir tane su taş, buğdayı ekme, mercimek ek. Kesinlikle. Hayvanlar yoğurt için ek, daha değerli yoğurt bitkiler. Yoğurt ek abi ya mercimek evet. için değil. Mercimek için de buğdayının geliri bir midir? Evet. Mesela ama yeni yeni başlıyormuş onu gördüm yani artık yeni yeni deniyoruz yani, diyorlar. Yani bizim köyde pek göremedim yani. Evet. Yani bu Ağrı ilinde 3-5 yerinde varsa o yapmış demek değildir. Anladım. Hani her köyde olması lazım bu. Eskide bu köyde 2000 tane koyun çıkardı. Şimdi artık kimse yok ki onlarla uğraşsın. Çok zahmetli bir iştir. Hayvanları eti için mi değerlendiriyorsunuz abi yoksa süt falan da üretimi yapıyor musunuz köyde? Sütü olsun, yünü olsun, peyniri olsun, yağı olsun, doğru olsun. Veriyorlar. Ama kendiniz değerlendiriyorsunuz değil tabii kendimiz değerlendiriyoruz. Mandıraya süt verme yok, durumu vermiyorum. Burada da yok. Yok yok vermiyoruz evet. mandıraya falan süt zaten vermiyoruz. Zaten anca size yetiyordur muhtemelen. Ya yetmeden fazladır da yani Hı-hı. sonuçta peynir yapıyoruz. Yok piyasada da satıyorlar da. Piyasada satıyorlar. Peynir olsun satıyorlar. Tereyağı olsun satıyorlar. Yani fazla olduğu zaman mutlaka akraba, eş, dost gelir, veriyorlar. Özellikle bizim izleyici kitlemiz gurbetteki köylüleriniz oluyor. Evet. Onlara da söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onlara da bir selam gönderip ondan sonra tabii, veda edelim, kapatalım. Ben buradan Ağrı Merkez Taştekne Köyü'nde köy muhtarı olarak gurbette olan herkese saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Herkese kucak dolusu selamlar. Evet. Abi senin ismin neydi? Şevket efendim. Şevket amca sen taş teknelisin değil mi? Taştekne köyünden. Yaş kaç? Yaş 80. Vay maşallah. Şimdi 80. sen bir hizmet olsun diye bir mi yaptın? Tabii. Evet. Ne yapıyorsun abi şu yukarıdaki? Yukarıdaki değişiyor. Ha, o beyazları sökeceksin abi. Evet. Bu güzel gökyüzü manzaralı olanları koyacaksın. İstanbul'dan mı geldin abi sen? İstanbul'dan tabii. Ha, yeni geldim. Yeni malzemeleri de aldın geldin. Tabii. İstanbul'dan getirdim bunları da. Ha, köye camiye bir hizmetim olsun tabii, diye düşündün. Tabii. Bunları iki sene önce bunları taktım bu kalın malları. Hı hı. Efendim bunlar da... Bunlar hep yanlış taşlar bizim. Evet. Diğerleri hep bunlar. Allah razı olsun ne güzel işte. Cümlemize. Sen köyde bir isim bırakmışsın kendine. Ya elhamdülillah. Allah razı olsun. Kaç köy, işte, kaç köy, Kasi, Bubi. Ondan sonra köyler var çok. Hı hı. Ondan Mola Osman Köyü. Soğan Köyü hep onları ele yapmışım hep. Allah razı olsun abi. Allah cümlemize. Vallahi her köyün senin gibi bir amcaya ihtiyacı var ya. Ya evet Allah. Sen İstanbul'da mı yaşıyorsun? Tabii İstanbul'da yaşıyorum. Köye ziyarete geliyorsun. Her zaman orası iş oldu mu gelirim. Burada bu köyde de mi oraya çoktan gelirim. Her sene de gelir misin? Tabii her sene de gelirim. Özlüyor musun buraları? Tabii gelirim. Gelin bir sene pazarı yaptım. Ondan sonra onları söktüm. Buraları bu halları çaktım. Bunları taktım. Geçen sene taktım. Öyle gidiyor ben. Köylün çok mu İstanbul'da? Köylü mü? Aha. Bizim yarı köylü İstanbul Çorlu'da. Çorlu'da da var. Çorlu'da çok. İnşallah onlar da izlerse bir selam ilet onlara. İnşallah tabii memnun olurlar. Çorlu'daki adamlar hep selam söylerim. Hacı İhsan'la beraber. Hacı İhsan'la bizim
yeni köylüsün, yenisi. Evet. Evet. Onlar da bize beraber hepimiz selam, İstanbul'a selam. Sizin isim nedir abi? Benim ismim Mehmet Resul Kurt. Mehmet Resul Kurt. Taş teknelisiniz. Bak buralıyım. Doğma büyüme taş tekneliyim. Gençler kim? Gençler bizim kızlar. Benim yeğenlerim. Yeğenlerin mi? Evet. Maşallah. Köyde gençleri görmek beni çok mutlu ediyor abi. Eyvallah. Siz ne iş yaparsınız? Neyle uğraşırsınız abi? Ben vallahi köydeyim. Çiftçilik bir de hayvancılık yaparım. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. New Holland'ın da güzelmiş ama. Allah kaza bela vermesin. Amin cümleten Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi var mı bir isteğin? Kendine çok iyi bak. Hemşehrilerine bir selam iletmek ister misin? Hayırlı günler. Herkese buradan çokça selamlar, saygılar, sevgiler. Eyvallah abi çok sağ olasın. Taştekine köyünde oturmakta umaktayım. Aha. Bu biraderim Mehmet Şahin. Bu oğlum İnan Şahin. Bu benim küçük birader İnan Şahin. Bu ufaklıkta Kader Şahin. Herkes abi kardeş ya. Evet aynen öyle. Köyde yaşıyorsunuz değil mi abi? Evet köyde. Ne işle uğraşıyorsunuz köyde? Çiftçilik uğraşıyoruz. Hayvancılık, çiftçilik. Şurada az önce herhalde sizi gördüm. Bir inşaat mı vardı? Bir ev bir şeyler yapıyordunuz galiba. Şurası bizim yerimiz. Çocuklar kendileri yırtıyorlar orayı tamir ettik. He tamirat tadilat. Bahar geldi tam zamanlara değil mi? Aynen. Abi nasıl geçiyor köyde günler? Vallahi iyi gelmiş. Zaman gidiyor. Geldi. Bana şu köyden ne olsun köyde? Tam güzel zamanı ama köyün ya. Cıvıl cıvıl her yer yemyeşil. Aynen öyle. Senin ismin Kader miydi? Senin ismin neydi? İlhan. İlhan okula gidiyor musun sen? Evet. Kaçıncı sınıftasın? İkinci. Köyü seviyor musun taş tekneyi? Evet. Köyde mi yaşamak isterdin, şehirde mi? Köyde. Bütün gençlere soruyorum. Çoğunlukla da köyde yaşamayı seviyorlar. Köyde yaşamayı seven gençleri de ben çok seviyorum. Köyünüze sahip çıkın, olur mu? Hoş geldin. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Merhaba. Kimlerle konuşuyorum? Bir tanışayım sizinle. Emin Doğan, İsmet Doğan. Siz de mi taş teknelisiniz evet. Abi? Maşallah. Bugün köydeki bütün amcalarla tanıştık. Nasip oldu vallahi. Matadyo benim bizim abimizdir. Siz üçünüz kardeş misiniz? Amca çocukları. Maşallah. Herkes bir arada. Abi siz neler yapıyorsunuz köyde? Nasıl geçiyor günleriniz? Hala uğraşıyor musunuz? Tabii. Yaş kaç sorma sahip? 65-66 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın abi? 59. Maşallah hala da tarımla uğraşıyorsunuz. Evet tarımla uğraşıyoruz. Ama belli işleyen demir ışıldar yani. Yani dinçsiniz. Paslamaz. Yani Allah'ım uzun ömürler versin dinçsiniz maşallah. Amin teşekkür ederim. Abi hemşerilerinize, köylülerinize, izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var anne. Hepinize çok selam söylüyoruz. Herkese selam. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah.